Yarım alım. Atıyorum 150 lira ödüyorsa 75 lira ödeyecek yani. Buradan da biz bir adama 200-250 lira dokunuruz dedik. Kira söyleyeyim. Siz de buski olarak buna göre... Biz hazırlığımızı yapıyoruz. Meclis kararının akabinde... Geçtiğimiz yılın Aralık ayında dünya genelinde yayılmaya başlayan COVID-19 koronavirüs ile Mart ayından bu yana ülke olarak mücadele ediyoruz. COVID-19 pandemisi hepimizi çok etkiledi. Hepimiz günlük hayatı, iş yaşamı büyük bir değişime uğradı. Şu anda dünya geneline baktığımızda 64,5 milyonu aşan vakanın 1,5 milyona yakın kısmı ölümle sonuçlandı. Ülkemizde ise 19 milyonu aşan test sonucu yaklaşık 520 bin civarında hastamız belirlendi. Yine bu süreçte 418.331 vatandaşımız hastalığı atlatarak hamdolsun sağlığına kavuştu. Ne yazık ki bu süreçte 14.316 vatandaşımızı koronavirüs sebebiyle kaybettik. Ben bu vesileyle ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlık Bakanlığımızın her gün açıkladığı veriler doğrultusunda tedbirlerimizi daha da güçlendirmemiz gerektiğini biliyoruz. Tamamıyla atlatılmış bir süreç olmadığı için maske, mesafe ve temizlik kuralını asla ve asla ihmal etmeyelim ve kurallara uymaya muhakkak surette devam edelim. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde valilik ve kaymakamlıklarımızla koordineli bir şekilde COVID-19 salgını ile mücadele çalışmalarımızı yürüttük. Yürütmeye de devam ediyoruz. Tabii her ilçe belediyemizin ve dolayısıyla Büyükşehir Belediyemiz üzerinde sorumluluklar, yükler ciddi şekilde arttı. Sokak dezenfeksiyonundan sosyal mesafenin korunmasının sağlanmasına, dezavantajlı grupların desteklenmesinden sokakta sahipsiz yaşayan hayvanlara kadar mücadelenin her aşamasında önemli roller üstlendik. Ülkemizde salgının başladığı Mart ayından Haziran ayına kadarki süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları sık sık basınımız aracılığıyla vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Malumunuz, Haziran ayından itibaren kontrollü normalleşme sürecine girmiştik. Ancak bütün dünyada olduğu gibi virüs yayılımında ikinci bir dalga yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler bu zorlu süreçte desteğimizle elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Gerek toplu taşıma araçları, gerekse de hastaneler ve halkın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Bunun yanında sosyal hizmet anlamında desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda bugünden itibaren binlerce vatandaşımıza dokunan önemli bir projemizi hayata geçiriyoruz. Evlerinde karantinada bulunan vatandaşlarımızın bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olmak amacıyla C vitamini destek paketleri hazırladık. Gelen talepleri çok hızlı bir şekilde değerlendirip C vitamini paketlerini vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz, ulaştırmaya da devam edeceğiz. Yine hepimizin malumu olduğu üzere bu süreçten en fazla etkilenenler arasında ekonomimizin bel kemiği olan esnafımız geliyor. Esnafımızın pandemi sürecinden en az etkilenerek çıkması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu doğrultuda bazı çalışmalar yaptık. Çok değerli Bursa Esnaf Odaları Birlik Başkanımız, çok kıymetli Kent Konseyi Başkanımız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte süreci değerlendirdik. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında belediye meclisimizde alacağımız karar doğrultusunda iş yerleri kapanan işletme sahiplerinin mesken su faturalarına 1 Aralık'tan itibaren 3 ay boyunca süreç bir ay sonra normalleşse bile en az 3 ay %50 indirim uygulayacağız. Yani önceden su faturası ne geliyorsa şu an yarısı gelecek. Eğer ola ki süreç Allah göstermesin uzarsa ilave bu süreyi de uzatacağımızı ifade etmek istiyorum. 2. Yine genelge kapsamında iş yerlerini kapatmak durumunda kalan iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinde çalışan vatandaşlarımız için 70 bin adet gıda destek paketi hazırlıyoruz. Ama paketimiz gerçekten bir öncekinden daha da kaliteli ve aileye yetecek şekilde hazırlanmış bir paket. 3.
Aynı kapsamda iş yerlerini kapatmak durumunda kalan belediye kiracılarımızdan kısıtlılık süresi bitene kadar kira ve işgale ücretlerini almayacağız. 4. Bu süreçte iş yerlerindeki faaliyetlerini durdurmak durumunda kalan esnafımıza belediyemiz önceki dönemdeki belediye alacaklarından dolayı herhangi bir yasal takibat yapılmayacağını da buradan tekraren ifade etmek istiyorum. 5. 17 ilçemizin tamamında pazarcılık faaliyeti yapan tüm pazarcı esnafımıza maske ve siperlik dağıtımı yapacağız. 6. C vitamini destek paketi dağıtımına ara vermeden devam edeceğiz. Normalde bu süreçle alakalı düşünüyorduk ama buna yine rahatsızlığa yakalananlarla alakalı bu sürece maddi durumu her ne olursa olsun bize müracaat ederse devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. 7. dezenfeksiyon çalışmalarını aksatmadan aynı hassasiyetle sürdüreceğimizi hatta artıracağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Bütün dileğimiz ülkemizin bu süreci kısa süre içerisinde bertaraf etmesidir. Bunun için devletimizin tüm organları azami gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığımız tarafından, Ekonomi Bakanlığımız tarafından bazı çalışmalar bununla alakalı kamuoyuyla paylaşıldı ve ileriki günlerde yine paylaşılacak. Malum aşı planı açıklandı. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere aşı olması gereken önceki gruplar belirlendi. Bu süreçte hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Lütfen açıklanan tedbirlere uyalım. Biz de elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Her güçlüğü birlikte yenen bir millet olarak bu zor günlerde birlikte geride bırakacağız. Bugün itibariyle başlattığımız esnaf destek paketimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buradan ifade etmek istiyorum. Arzu eden herkes bu müracaatı eğer şartlara uyuyorsa bu müracaatı yapabilirler. Ve gerekli çalışmalar da bizim tarafımızdan yerinden getirilip bizatihi kendilerine gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Sunduğumuz maddeler dahilinde destek paketinin de belediyemize maliyetinin yaklaşık 26 milyon TL olduğunu ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum ve Allah'tan duamız bu sıkıntının en kısa zamanda aşılmasıdır. Sağlık sahi gelen talepleri mümkün olduğu kadar gelişecek. Özellikle bu inşallah sorun aşılır da herkes normale döner. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Allah acı şifalar versin. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Dilekleri iletti kendileri de. Çok